Evet, selam. Bugünkü videomuzda zaten başlıktan gördüğünüz gibi Razer hem Red Dawn'un kutu açılımını yapacağım. Özelliklerini anlatacağım. Yani kısaca inceleyeceğiz. Razer hem Red'i bilmeyenler için bu bir kulak içi kulaklık. Birazdan zaten niye bunu tercih ettiğimi de anlatacağım. Ve bu arada şu küçük kutunun içindeki şeyle şu büyük kutunun içindeki şeyin işlevleri aynı. Hani bunun videoyla pek bir alakası yok yani. Sadece bir boyut farkını göstereyim dedim. İkisi de Razer'ın kulaklığı. En başta bu kulaklığın kutu açılımını inceleme videosunu Türkiye'de benden başka çeken yok yani. Şu an ilk çeken benim. Umarım videoya sana kadar başka biri çekmez. Ben bu kulaklığı yaklaşık bir ay önce falan aldım ve hala jelatine duruyor. Videoyu çekmeye bekliyorum ama başka sırada bekleyen videolar var. O yüzden aldıktan bir ay sonra atıyorum ve ben bunu aldığımda da Türkiye'de satışı yoktu. Şimdi Türkiye'de satışı başladı. Ben bu kulaklığımızı 60 dolar gibi bir fiyata aldım Amazon Amerika'dan. Yani kargo masrafıyla falan 360 lira gibi bir fiyata geldi ama bu kulaklığın Türkiye'deki fiyatı 650 ve 680 lira arasında değişiyor. Evet, yaklaşık 2 katı daha pahalı diyebiliriz yani. Ha bu arada tişörtü görmüşsünüzdür La Casa de Papel. 3. sezonu izledim. Eski havasını biraz kaybetmiş ama şu anki havası da kötü değil gibi. Neyse konuyu fazla saptırmaya başladım. Şimdi Razer dediğine göre bu kulaklık filmlerde, oyunlarda, müziklerde çok net bir ses veriyormuş. Hadi bunu deneyeceğiz. Çünkü hangi marka benim kulaklığım iğrenç, kesinlikle alma iğrenç bir sesi var der ki yani. O yüzden deneyeceğiz. Şimdi bu kulaklığın adının neden Razer hem Red Dawn olduğuna gelelim. Şimdi en başta zaten markanın adı Razer. O yüzden Razer olması gerekiyor. Hem Red'de kulak içi kulaklıklarının genel adı. Ama sonunda Duo var ve sonunda Duo olmasının sebebi bu kulaklıkta çift sürücü teknolojisi diye bir şey var. Şimdi size onu anlatıyorum. Dinamik sürücüden gelen derin bası ve dengeli armatür sürücüsünden gelen parlak yüksek frekanslı iki ses sürücüsünü mükemmel dengeleyen bir ses düzeyi sağlıyormuş. Yani Türkçe'ye çevirecek olursak sesi daha iyi sesi daha iyi ayırıyormuş. Oldu şimdi. Ve daha net bir ses veriyormuş. Ve tek sürücülü kulaklıklara göre çift sürücülü kulaklıklar daha iyi bir ses ayırması sağlıyor. Ve bozulmadan arınmış daha net ve daha yüksek bir ses veriyor. Bu kulaklık daha çok Nintendo Switch ve telefon gibi yanınızda taşıyabileceğiniz küçük elektronik cihazlar için tasarlanmış denilebilir. Çünkü kulak içi kulaklık gibi çok küçük olan bir kulaklığa göre çok iyi bir ses deneyimi veriyor. Yani Nintendo Switch'te Zelda gibi oyunlar oynarken ve PUBG Mobile'de güzel bir şekilde ses kasarken kim net, yüksek ve güzel bir ses istemez? Hem de küçük bir kulaklıkta. Evde PlayStation 4 için veya bilgisayar için kullanacaksanız bu kadar küçük bir kulaklığa bence gerek yok. Yani onun için kullanacaksanız gidin kulak üstü 7.1 kulaklık alın bence daha mantıklı olur. Aslında bir şey diyeyim mi? En son Razer ürünü inceleyeli 1 yıl 37 gün oldu. Tabii siz videoyu izlerken böyle tarih geçmişler ama ben inceleyeli 1 yıl 37 günü falan oldu. Özlemişim Razer açmayı. Aslında çok da özlemedim, çok umurumda değil. Ama neyse bir aydır bunun paketini açmaya bekliyorum. Açıyorum jelatinini. Şu jelatinimizi atabiliriz. Çok gerek yok bence. Sen git şöyle. Evet, kulaklığı açıyorum. Heyecanlıyım. İlk siz görün şöyle. Şurada şöyle kulak süngerlerimiz var. Ve şurada, burada çıkarabilirsem. Razer hem Red Dawn kulaklığımız var. Evet, bir alkış alabilir miyim? Ve galiba bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Evet, başka dillerde yazdığı için bu kadar büyük ama benim buna ihtiyacım yok. Ve burada bir tane Razer stickerımız var. Ben bunu kullanmayacağım. Kutuya geri koyayım. Zaten onun dışında kutuda başka bir şey yok. Zaten şöyle küçük bir kutu. Başka ne olsun içinde? Şöyle kulak süngerlerini silikonlarını da bir açayım. Evet, zaten şöyle genelde çoğu kulaklıkta olduğu gibi 3 boy kulak süngerimiz var. 1. boy fare kulaklıkları için, 2. boy insan kulaklıkları için, 3. boy T-Rex kulaklıkları için. Ben herhalde fare kulak ya da insan kulağını kullanacağım. Bilmiyorum. Denerim. Şimdi kulaklığın malzeme kalitesine gelecek olursak ben kulaklığın malzeme kalitesini çok beğendim. Çünkü kulaklık metalden yapılmış. Sanırım alüminyum hem kulaklık çok hafif hem de kulaklık çok sağlam. Yani böyle birkaç yere düşmeyle kırılacak bir kulaklık değil. Bu arada ses açıp kapama yerlerde metal, yani kırmak istiyorsanız üstünde tepinmeniz falan gerekiyor. Genelde kulaklıkların jack girişi direkt düz oluyor. Ve o kablo telefonun altında kırılıp bükülebiliyor. Ama bu kulaklıkta jack girişi L şeklinde olduğu için ve kulaklığın jack girişine giden kablosu kumaş örgülü olduğu için kolay büküp kıramazsınız ve yani bence büküp kırmasınız zor olur. Yani uğraşırsanız kırarsınız da yani. Kimse bir kulaklığa 300-600 lira verdikten sonra kırmaz herhalde. Neyse videonun başına söylemiştim. Benim bu kulaklığı alma sebebim Nintendo Switch. Benim şöyle bilgisayarda kullandığım bir tane kulaklığım var. Zaten kanalda inceleme videosu da var. Zaten evde Nintendo Switch'i kullanırken kulaklık kullanmıyorum. Dışarıda Nintendo Switch'te hem insanları rahatsız etmemek için hem de oyunun sesini daha iyi duyabilmek için kulaklık istiyordum. Yani bu zaten Nintendo Switch'ten daha büyük bir kulaklık. Onun dışında da Apple'ın bir tane EarPod kulaklığı vardı. Bu arada Air değil, EarPod. Yani kablolu olan. Onu da sağ olsun Apple jack girişini kaldırıp Lightning girişi kulaklıkları ürettiği için bu kabloyu da Nintendo Switch'e takamıyordum.
Ve kulaklık ararken bu kulaklığı görmüştüm ve Razer tesadüfen bunu hem Nintendo Switch için çıkarmış hem de ben kulaklık aramaya başlamadan önce bir ay önce falan çıkarmış. Ve tabii ki merak edilen yerlerden biri de kulaklığın sesi. Kulaklığın sesine bir bakalım. Yalnız bir şey değil mi? Ses kalitesini takar takmaz fark ediyorsunuz. Ben yaklaşık bir yıldır falan Nintendo Switch'in normal hoparlörünü kullanıyordum. Bir bunu taktım, ses çok temiz geliyor. Gerçekten sesi çok temiz veriyor. Neyse şimdi bir de telefondan müzik testi yapalım. Şimdi kulaklığı taktım, bir de müzik açtım. Basları gerçekten çok net ve yüksek bir şekilde veriyor. Yani müzikte normal bir kulaklıktan daha fazla bas veriyor diyeyim. Şöyle müziği size de dinleteyim. Yani kulak içi kulaklık olduğu için ne kadar size dinletebilmişimdir bilmiyorum. Bir de son olarak film testi yapalım. Çünkü bu kulaklık filmde de iddialı olduğunu söylüyor. Bakalım. Şöyle Infinity War açtım. Bu arada filmi 8 defa izledim. Bu 9. ediyor mu? Bence etmiyordur. Neyse. Bu kulaklığın fiyatına göre oyun, müzik ve film performansını beğendim. Filmde de böyle sesler gerçekten çok net bir şekilde veriyor. Aradan böyle müzik giriyor. Ama sesle çok güzel bir şekilde dengeliyor. Güzel bir kulaklık. Bu arada bu kulaklığı çekiliş yap diyen veya demeyi düşünen kişiler için zaten şu an kanalda bir çekilişimiz var. Bu hoparlör size hoparlörün videosuna 1000 like gelirse veriyorum. Çekiliş yapıyorum. Onu da buradan hatırlatayım. Neyse o zaman arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Ben bu kulaklıkta biraz zaman geçireyim. Canım kulaklığım. Gel biraz oyun oynayalım. Müzik dinleyelim. Film izleyelim. Hadi.